Balkanlarla daha yakın çalışma gayretiyle oluşturulan Balkan Masası bugün 40 ilde 157 bellede Balkan Masası sorumlulukları belirlemiş, farklılıkların birlikte ahenginin yaşandığı Balkanlarla ve Balkanlardan Türkiye'ye ricaat etmiş. Balkanlıklara yönelik gerçekleşen etkinliklerde eş güdümü sağlamak hedefine hızla ilerliyor. Balkan Masası Başkanı Sayın Faik Öztrak'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Milletvekillerim, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanım, ev sahibi ve misafir belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileri, değerli basın mensupları, hepinizi konuşmama başlarken sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'na katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu Çalıştay'ın Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesindeki belediyelerimizin Balkanlardaki belediyelerle yürütecekleri işbirliği faaliyetlerine somut ve verimli bir zemin oluşturmasını bekliyoruz. Balkanlar tarihi, coğrafi, kültürel ve insani boyutlarıyla ülkemiz için stratejik bir öneme sahiptir. Balkanlar geri göçler nedeniyle ulusumuzu şekillendiren tarihi süreçte çok özel bir konumdadır. Bölgeyle ilişkilerin ve işbirliklerinin hem Balkanlarda hem de ülkemizde önemli kültürel, sosyal, siyasi yansımaları olmaktadır. Bu ilişkiler aynı zamanda Avrupa Birliği üyeliği hedefi bağlamında da geleceğe dönük büyük bir potansiyel teşkil etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla kurulan Balkan Masası bu önemli faaliyetleri destekleyecek ve her türlü kolaylaştırıcılık ve koordinasyon desteğini verecektir. Bu yılın faaliyetlerine Balkan Masası olarak 26 Aralık 2020 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Balkan Masası sorumlularıyla bir Zoom toplantısıyla başladık. Ondan sonra Ocak ayında Samsun Atakum Belediye'mizin ev sahipliğinde bir toplantı düzenledik. Ardından İzmir Bornova Belediye'mizin ev sahipliğinde bir başka toplantı daha düzenledik. Balkan Masası olarak 40 il başkanlığımızda ve 155 yerel yönetimde Balkan Masası sorumlularını belirledik. Ben bugün yine bu toplantının gerçekleşmesinde büyük emeği geçen Balkan Masası sorumlu arkadaşlarıma da bu vesileyle burada teşekkür etmek istiyorum. Yine bu toplantılar kardeş belediyecilik faaliyetleri için de önemli bir zemin teşkil etmektedir. Bu girişimleri de bütün gücümüzle destekliyoruz. Bugün Trakya bölgesinde Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan Balkan Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'ndayız. Buradaki hedefimiz Balkanlardaki yerel yönetimlerle bizim belediyelerimiz arasında geliştirilecek işbirliği projelerine somut zemin hazırlamaktır. Toplantıya çeşitli komşu ülkelerimizden belediye başkanlarımızı davet ettik. Hemen hepsinden de olumlu cevap aldık. Kimi fiilen burada bulunarak, kimi de COVID nedeniyle, salgın nedeniyle Zoom aracılığıyla bu toplantılara katılıyorlar. Program başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olmak üzere Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ belediye başkanlıklarımız, ilçe belediye başkanlıklarımızın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak olmak üzere tüm belediyelerimize burada teşekkürü bir defa daha borç biliyoruz. Çeşitli çalışma grupları burada faaliyet göstereceklerdir. Ben bu çalışma gruplarının insana dokunan, Balkanlardaki akraba ve komşularımızla belediyelerimiz ve hemşerilerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştiren, verimli bir işbirliği sürecinde önemli bir kilometre taşı olacağına ve buradan çıkacak projelerin hızla hayata geçeceğine inanıyorum. Başta bu toplantıyı onurlandıran Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bu çalıştayı düzenleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza,
destek veren il ve ilçe belediye başkanlarımıza, katkı veren il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, örgütlerimize, Balkan Masası sorumlularına ve tabii en fazla da toplantıya katılan konuk belediye başkanlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımızın önde gelen yöneticilerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.